Yemek Adası mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle susamlı krokanlar yapacağız. Çıtır çıtır, gevrek, mis gibi çok lezzetli. Bu tarifimizi çayınızın, kahvenizin yanında zevkle tüketebilirsiniz. Ve çocuklarınıza gönül rahatlığıyla güvenerek verebilirsiniz. Emin olun çocuklarınız bu krokanlara bayılacaktır. Hazırından daha lezzetli ve cam kavanozda, buzdolabında istediğiniz süre saklayabilirsiniz. Öncelikle teflon tavamıza 1 çay bardağı susam ilave ettim. Hiç yağ ilave etmeden kavuruyorum. Kavurmadan da yapabilirsiniz bu işlemi, fakat susamları kavurursanız lezzeti 2 katına çıkacaktır. Sürekli karıştırıyoruz. Kesinlikle başından ayrılmıyoruz. Hafif rengi dönünce ocağın altını kapatıyoruz. Ve başka bir kaba ilave ediyoruz. Şimdi tavamıza tekrar 1 su bardağı kadar toz şekerimizi ilave ediyoruz. Devamlı karıştırıyoruz. Şekerin sıvı hal almasını sağlıyoruz. Ve ocağımız orta derecede olması gerekiyor. Çok yüksek ısıda olursa şekerimiz yanar. Orta derecedeki ateşimizde sıvı hal alana kadar devamlı karıştırıyoruz. Evet, bütün şekerler eridi neredeyse tamamen. Bu esnada hemen üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Şekerimizi yakmamaya dikkat ediyoruz. Sıvı hal alır almaz tereyağımızı ilave ettikten sonra hemen susamlarımızı ilave ediyoruz. Evet, 1 çay bardağı kavurmuş olduğumuz susamları da ilave ettik. Artık ocağın altını kapatıyoruz. Bu işlemi yapmadan önce yağlı kağıdınızı hazırlamanız gerekiyor. Nereye yayacaksanız kağıdınızı hazırlamanız gerekiyor. Çünkü hemen donabiliyor. Yani burada dakikalarla yarışıyorsunuz. Yani saniyelerle. Ben önceden hazırladım. Altına da bir kesme tahtası bıraktım. Üzerine yağlı kağıdımızı serdim. Evet, bu şekilde malzememizi yağlı kağıdın üzerine döküyoruz. Evet, çok hızlı davranmamız gerekiyor çünkü hemen donmaya başladı. Tekrar ikinci bir yağlı kağıdı üzerine yayıyorum ve merdane yardımıyla ileri geri götürerek inceltmeye çalışıyorum. Hemen donuyor zaten. Donuyor dediğim yani sertleşiyor. Katı hal alıyor. Evet, istediğiniz şekillerde kesebilirsiniz. Bakınız, dondu bile. Biraz daha erken davransaydım daha güzel şeklini verecektim. Evet, kare kare kesmeyi tercih ettim. Bakınız, çıtır çıtır. Kum gibi dağılıyor ağızda. Böyle sert değil, taş gibi değil. Gevrek, çıtır çıtır bir. Evet, çok lezzetli.
mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çocuklarınıza yedirebilirsiniz. Biliyorsunuz susam çok faydalı. Boy uzatmaya da yardımcı çocuklar için. Bu şekilde çocuklarınıza susam da yedirmiş olursunuz. Evet, bugünlük de bizden bu kadardı. Cam kavanoza doldurup buzdolabında bir ay, iki ay saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmuyor. Bakın, hazır krokanlardan daha lezzetli, daha çıtır çıtır, daha gevrek. Yapacak olanlara afiyet olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar da izlediyseniz, bir beğen tuşuna basarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalınız.